Merhaba çocuklar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün Tinkercad'e öğrenci girişi nasıl yapılır? Onu yapacağız. Öğretmenleriniz büyük ihtimalle size Tinkercad kodu vermiştir. Bu şifreyle sınıfa gireceksiniz. Sınıfta büyük ihtimalle takma adınız vardır. Onunla giriş yapıp sayfaya giriş yapacaksınız. Ne yapalım önce biz o zaman? Hemen sayfaya giriş yapalım. Tinkercad yazalım. Google'da Tinkercad yazdım. Geldi, bu sayfada tıkladım çocuklar. Gelen bu sayfada ne yapacağım? Bakın, sınıfınıza katılın diyor. Hemen bu sayfaya geldim. Sınıfınıza katıl diye tıkladım. Gelen bu sayfada sınıfınızın, hocanızın vermiş olduğu kodu gireceksiniz. Bakın benim burada bir sınıf oluşturmuştum. Kodu da burada. Sınıfıma git diyorum. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi burada 5D sınıfı şu anda oluşturulmuş. Takma adı ile katılın diyorsunuz. Hemen takma adıyla tak geldim buraya. Buraya hocanın size vermiş olduğu takma adları var. Onları mesela diyelim ki sallıyorum şu anda. Bir şeyler yazdım. Benim deyip giriş yapacaksınız. Hatta ben burada hemen şöyle giriş de yapayım bir tane. Takma kodu ile rastgele bir tane yazdım. Ve giriş yaptım arkadaşlar. Bakın ne oldu? Şu anda öğrenciler sınıfa giriş yaptı arkadaşlar. Artık Tinkercad'in sayfasında. Hemen şurada ne diyoruz? Yeni bir tasarım oluştur diyoruz çocuklar. Evet. Tıkladım. Evet, Tinkercad'in çalışma sayfasına beni yönlendirdi. Bak, çalışma düzlemi diyor. Burada ne yapacaksınız çocuklar? Bakın burada temel şekiller var. Yaratım, bir sürü şekiller var gençler burada. Bunları kullanarak istediğinizi yapabilirsiniz. Şöyle. Şekil oluştur diyor. Şekli tıkladım. Bakın burada hemen bunu da kapatabiliyoruz şöyle. Ya da ne yapalım şurayı? Temel şekiller diyor. Temel şekilleri tıkladım. Bakın şurada. Burada bir sürü şekil var çocuklar. Alıyorum. Artık ne yapacaksanız, ne yapmayı düşünüyorsanız buradan şekilleri kullanarak, bakın bir de bilgisayarın farenin sağ tuşuna basılı tutarak her taraftan bakabiliyoruz. Bakın her taraftan bakabiliyoruz. Farenin sağını tıklayarak basılı tutarak şekillerimizi oluşturabiliyoruz. Evet, bak bu şekli ne yapalım? Birazcık büyütelim çocuklar. Bu havaya kalktı. Şunu şuradan tutup bakın büyüdü, gördüğünüz gibi büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Üstten, sağdan, soldan bakabiliriz. Yani bir koltuk takımını da yapabilirsiniz. Evet, öğrenci girişi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizden ricam, lütfen kanalıma abone olunuz. Beğenmeyi unutmayınız. Destekleriniz son derece benim için önemlidir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz.